Sayın Hüseyin Yayman burada mı bilmiyorum. Kendisini severim ancak dün buradan bir şey ifade etti. Kendisini de Hatay'a davet etmek istiyorum. Ben Hatay milletvekiliyim. Kendisi sanırım İstanbul milletvekili. Dün buradan dedi ki Hatay'da çadırda kalan vatandaşımız yok dedi. Ya ben mi yanlış gördüm dedim. Az önce de gittiğimiz bölgeyi aradım, tekrar teyit etmek istedim. Belki 15-20 gün içerisinde kaldırılmıştır diye anlık fotoğraf gönderdiler. Sayın Yayman buradaysa ona da az sonra sunmak isterim. Hala bütün deprem bölgesinde çadırlarda yaşayan vatandaşlarımız var. Değerli milletvekilleri, önemli sorunlardan birisi ve deprem bölgesi mevcut konteynerları da kışa hazır değil. Bunun altında özellikle çiziyorum. Bakın yarın yağmur yağacak. Burada bölge milletvekillerimiz var. Deprem bölgesi, konteyner kentler kışa hazır değil. Bunun altını özellikle çiziyorum. Biz burada yarın o yağmur yağdığında, o mağduriyetler olduğunda yeniden bu konuları konuşmak istemiyoruz. Yetkililer önlemlerini alsın istiyoruz. Deprem meselesini siyaset üstü bir konu olarak görüyoruz. Acıların yarıştırılacağı bir alan değil. Deprem meselesi üzerinden siyaset yapılacak da bir alan değil. Kamuoyu bunu zaten takdir ediyor. Bir taraftan deprem turisti gibi gelip fotoğraf çekilip giden insanlar var. Diğer taraftan da orada kalıcı konutlar için çabalayan insanlar var. Dün arz etmiştik, bugün bir kez daha arz ediyoruz. Deprem bölgesinde şu anda evi yıkılan, hak sahibi olan tüm vatandaşlarımız konteynere yerleştirilmiştir. Çadırda hak sahibi olan bir kimse yoktur. Kayıtlara geçmesi bakımından arz ediyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. İşte arkadaşlar görüntüler burada. Ben Hatay'ın her yerini gezdim. Hatay'ın her yerini gezdim. Ayrıca Hüseyin Bey'i de İtfaiye Daire Başkanlığı'nın karşısındaki çadırlara gitmesini tavsiye ediyorum. Hatay milletvekili olduğunu hatırlarsa. Bunun yanında arkadaşlar başında söyledim. Bu konuyu siyaset üstü bir konu olarak değerlendiriyoruz. Bakın ben bu konuda bir rapor hazırladım. 9 gün gezdim. Sayın Bakan bu raporu görmek bile istemedi. Ya bizim amacımız yapıcı bir muhalefet yapmak, eksikleri sizinle paylaşmak. Sayın Bakanımız Bülent Bey az önce dedi ki 184 bin konu teslim edilecek yıl sonuna kadar dedi. Ama bunun 4500'ü Malatya'ya dedi. Arkadaşlar Malatya en çok konut ihtiyacı olan yer. Bu bir çelişki değil mi? 184 binde 4500 Sayın Bakanım. Evet bunu genel kurula saygıyla arz ediyorum. Bunlar bu sabah Hatay'da çekilen fotoğraflar ve insanlar hala çadırlarda yaşıyorlar. Hala konteyner problemi devam ediyor. Ben düşünüyorum ki Sayın Vekilimiz, iktidar partisinin Sayın Vekili sehven veya boş bulunmuştur diye düşünüyorum. Sonuçta bu kürsüden doğru bilgileri doğru bir şekilde aktarmanın önemli olduğunu ifade etmiş olalım. Bu sabah Hatay'da çekilen fotoğrafları sizlerle paylaşmış oldum. Çadırlarla ilgili bir izahat vermek istiyorum. Ben de kendim 30 gün kadar ilk deprem sonrasında Hatay'da bulundum. Bu çadırlar evet mahalle aralarında var. Burada yaşayan vatandaşlarımız kendi orta hasarlı da olsa evlerine yakın olan veya az hasarlı olan evlerine yakın olan yerlerde ve tarımla uğraştıkları için de arazilerini bırakmak istemedikleri için, işlerine devam etmek istedikleri için bu mahallelerdeki çadırlarda yaşamayı arzu eden ve bu çadırlarda ihtiyaçların giderilmesi için yine devletten destek alan vatandaşlarımız. Konteyner kentlere geçmek istiyorlarsa kendilerine bu teklifte yapıldığında biz mahallemizden ayrılmak istemiyoruz, biz tarım işiyle uğraşıyoruz, işimize de devam ettiriyoruz diyen tarımla uğraşan oranın yerel mahalledeki vatandaşları. Bu bilgiyi ben özellikle doğru bir bilgi olarak sunmak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar biraz önce depremle ilgili tartışmalar oldu. Ben de Türkiye'de depremin en çok etkilediği, en çok yıkımın olduğu illerin başında gelen Malatya'nın milletvekiliyim. Maalesef biraz önce konuşan hatipler sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi söylemeye çalıştılar. Asrın felaketi dediler. Asrın felaketi ama asrın beceriksizliğiyle karşı karşıyayız. Hem yerel yönetimler anlamında hem genel iktidar anlamında bir büyük beceriksizlikle karşı karşıyayız. Maalesef günlük 100 kişi telefonla arıyor, konteyner istiyor. Hala konteynere yerleşemeyen binlerce insan var. İnsanlar kış gelmiş nerede yatacaklarını bilemiyorlar değerli arkadaşlar. Bir taraftan esnafımız perişan. Hala Malatya kent merkezinde bir an önce söylüyorlar. Atmış oldukları temeli su doldurmuş. Malatya'da sadece 4000 civarında ev yapılacak. Hala 100 bin üzerinde insan dışarıda kalacak. Bir taraftan hak sahibi, diğer taraftan
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Yaşar Kırkpınar. Buyurun Sayın Kırkpınar. Değerli arkadaşlar, hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Dolayısıyla daha önceki hatırlatmalarımızı bir kere daha yenileme gereği duyuyorum. Bugün dünyanın en önemli sorularının başında enflasyon geliyor. Tüm dünya hayat pahalılığıyla mücadele ediyor. Bunun nedenlerine baktığımızda, biraz öteye gittiğimizde, iklim kriziyle başlayan ABD-Çin ticaret savaşlarıyla devam eden, ardından yaşadığımız pandemiyle birlikte dünya ticareti adeta çöktü ve hiçbir şey artık eskisi gibi değil. Dünya bu badirelerden geçmek için uğraş verirken bir de Ukrayna-Rusya savaşı patlak verdi. Dolayısıyla enerji ve diğer maliyetler bir kere daha katlanmış oldu. Maalesef ülkemizde asrın depremi meydana geldi. Bu felaketin maliyeti bugün itibariyle yaklaşık olarak 105 milyar doları buldu. Bildiğiniz gibi ardından da genel seçimleri yaşadık. Tüm bu olumsuzluklar arz ve talep dengesini bozdu. Üretim zincirleri sıkıntıya girdi. Nihayetinde fiyatlar yükseldi, alım gücü düştü. Böylece enflasyon bütün dünyanın en önemli sorunu haline gelmiş oldu. Aslında dünya COVID-19 pandemisinden sonra enflasyon pandemisini de şu an yaşıyor. Her ülke bağışıklık gücüne göre enflasyonla mücadele ediyor. Dolayısıyla dünyanın yaşamış olduğu bu enflasyonist ortamdan bizler de ülke olarak etkilendik ve etkilenmeye de devam ediyoruz. Değerli milletvekilleri, amacımız toplumumuzun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmemek. Hep bunun uğraşını verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl dünyada tüm bu olumsuzluklar yaşanırken bizler de çalışma hayatıyla ilgili devrim niteliğinde değişikliklere imza attık. Örneğin asgari ücretten vergiyi kaldırdık. 3600 ek göstergeyi getirdik. Taşeronlarımıza kadroyu getirdik. Yine önemli bir problem, EYT problemlerini çözdük. Meslek kanunlarını çıkardık. Çalışanlarımızın maaşlarında iyileştirmeler yaptık. Emeklerimizle ilgili bir takım düzenlemeler yaptık. Değerli arkadaşlar, emeklerimizin alım gücünün düştüğünü... Sayın Kırkpınar, lütfen tamamlayalım. Değerli arkadaşlar, emeklerimizin alım gücünün düştüğünü bizler de biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kürsüden bir kere daha ifade etti. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi önümüzdeki süreçte bu sorunu bütçe olanaklarını da zorlayarak çözeceğiz. Başımızın tacı olan emeklerimizi de bu ülkemizin mutlu bireyleri haline inşallah kısa süre içerisinde getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başta emeklerimiz olmak üzere genel kurulu ve aziz milletimizi bir kere daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, teşekkür ediyorum.